Merhaba, Kelimeler ve Şeylere hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek'le birlikte her zaman olduğu gibi edebiyat tarihinden bir zaman aralığını işaretleyeceğiz ve oradan hareketle konuşacağız. Bu kez işaretleyeceğimiz zaman aralığı bir kitabın yayın tarihi. Önemli bir kitabın yayın tarihi. 75 yıl öncesine gidiyoruz. Virginia Woolf'un son hatta tamamlanmamış eseri Perde Arası. 75 yıl önce 17 Temmuz günü yayınlandı. Virginia Woolf ölümünden kısa bir süre önce yayıncısına bir mektup gönderir ve bu bahsettiğimiz Perde Arası son romanı, tamamlanmamış romanı ile ilgili endişelerinden bahseder. Yeterli bulmaz, üzerinde değişiklikler yapmak istediğini, çalışmak istediğini, bir yıl sonra yayınlamak istediğini söyler. Fakat bu mektup yayıncısına ulaşmadan Woolf hayatını kaybeder. Bunun üzerinden bir süre geçtikten sonra kitap yayınlanır ve 75 yıl sonra biz bu kitaptan hareketle Woolf'u, onun anlam dünyasını, bilinç akışını, dönemin buhranlarını ve ortaya çıkan yeni bireyi konuşalım diyorum. Evet. Çünkü aslında Haziran ayında da çok özür. Aslında Haziran ayında da konuşabilirdik. Çünkü ben şeyleri daha çok seviyorum. Kurmaca evrenden çektiğimiz tarihler oluyor ya. Evet, bazen de Joyce'daki gibi mesela, Bloomsday'daki gibi filan. Şeyin de Joyce'a da çok benzeyen, o bir günü anlatması hasebiyle çok benzeyen Mrs. Dalloway'de Haziran ayının bir çarşambası diye geçer. Haziran ayında aslında konuşsak da güzel olurmuş. Eğer Haziran ayının o bir günü hangi gün olduğu belli olsa ya da bir tam tarihi, evet, tam tarihi belli olsa, o da belki kültleşecek. Mesela bir Dalloway's Day gibi bir şey olabilirmiş. Olabilirdi tabii. Önemli demek ki tarihi vermek. Peki Virginia Woolf kimdir diyeceğim ve kameralarımızı Erkan'a çeviriyoruz. Onu ortaya çıkartan şartlar, çünkü eseri birazcık da yazarın geçirdiği süreçler, kişiliği, kimliği, yaşantısı da anlatıyor. Orayı bir tahkim edersek söyleyeceklerimiz daha bir önemli. Woolf için bu biraz daha şey, hatta Erkan, benim anladığım kadarıyla bir roman, bir hayatı ve romancılığı, elbette her sanatçı için, her edebiyatçı, yazar için bu böyledir ama Woolf'un hayatı romanlarına doğrudan neredeyse sızan bir hayat. Çok az biyografisi öyle. Hı-hı. Bir yandan tabii edebiyatın çok içinde olması, eleştirmen olması, yayıncı olması bir yanıyla da bunu etkiliyor büyük ihtimal. Ya Virginia Woolf dediğin gibi yayıncı, yani bir eşinin tarafından kendisi için kurulmuş bir yayın evi var. Çok iyi bir hani edebiyat eleştirmeni ve nasıl diyeyim, doğru edebiyatın ya da iyi edebiyatın, bunlar yani tırnak içinde, neye tekabül ettiğini, neyden beslendiğini zaten teorik olarak bilen, hani içgüdüleriyle yazmaktan ziyade planlı programlı bir şekilde edebiyatın nasıl yapılacağına dair çok iyi, güçlü fikirleri olan bir kadın. Ve yani bir biyografinin de, bir hayatın da edebiyatı nasıl beslediğini de biliyor. Ve kendi hayatı da, yaşadığı dönemde hem ailesi hem kronolojisi itibariyle şansı diyelim. Hani bir kütüphanenin içine doğdu diyebiliriz. Bir kütüphanede doğuyor. Ve oraya geleceğim birazdan. Bu kendi biyografisini gerçekten malzemeleştirme, yani bunu böyle kötü bir anlamda söylemiyorum, yani edebiyatlaştırma diyeyim. O anlamda kuralları doğru oynayan bir yazar benim anladığım, gördüğüm kadarıyla. Hani yanılıyor da olabilirim. Dediğiniz gibi o yüzden biyografisiyle eserler arasında çok güçlü yani çelik halatlar var Woolf'un. Virginia Woolf ne zaman doğuyor? 1882'de doğuyor. İngiltere'de, güneyde. Babası diyelim bir Victoria döneminin yazarlarından biri. Burası önemli. Hani bunu programın devamında bu o Victoria çağını ve Virginia Woolf'un hani hesaplaşmasını, o çağın ürettiği korkunç ve görkemli kültürle hesaplaşmasından da bahsederiz. Victoria çağı çünkü İngiltere için hani önemli bir çağ. Dünyayı da etkilemiş bir çağ ürettiği kültür itibariyle. Shakespeare'in yeniden keşfedildiği çağdır mesela Victoria çağı. Shakespeare döneminde çok ünlü bir yazar, çok ünlü bir şair ve tiyatrocu. Bir dönem unutuluyor. Birkaç yüzyıl İngiltere'de Shakespeare yok. Ve sonra anlattığı
olayları itibariyle tekrar keşfedildiği dönemdir Victoria dönemi. Çünkü parantez şeye gele, Virgin Woolf'a gelemedim. Onun değil mi? Ben de gelebileceğim. ikinci doğum. Daha önce bir yazar vesilesiyle konuşmuştuk bunu ama hatırladım şimdi. Evet. İkinci doğum ölümsüzlük demek aslında. Hı-hı. Edebiyatçılar için. Dedin ya Shakespeare yaşarken çok meşhurdu. 100-200 yıl unutuldu, 30 yıl şey vardı. Benzeri bizde Yunus Emre için de geçerli. Yunus Emre'nin unutulduğu, yani halk irfanından bahsetmiyorum ama edebi kamu tarafından unutulduğu bir aralık var. Tanpınar için geçerli, evet. Oğuz Atay için geçerli. O unutuştan sonra, vefatından sonraki unutuluştan sonra bazıları yaşarken bile bir unutuluşa, bir sükut suikastine, Tanpınar'dan ödünç alalım, bir sükut suikastine maruz kalıyorlar. Ama o unutuştan sonra gelen ikinci doğum ölümsüzlük demek galiba. Doğabilirsen eğer. Doğarsan ölmezsin. Öyle bir dönemde yetişmiş bir adamın kızı. Ve o dönem, ya Virginia Woolf'un diyelim çocukluk dönemi, İngiltere'de kız çocuklarının okula gönderilmediği, kız çocuklarının evde, hane halkının tarafından, yani otodidakt veyahut da diyelim kendi kendileri yetiştirdikleri bir dönem. Babasının kütüphanesinde Furkan'ın dediği gibi eğitim hayatını sürdürüyor. Virginia Woolf bayağı geniş bir kütüphane. Babası da edebiyat eleştirmiyor. Tabii babası da aileden gelen bir gelenek. Ve bilinçli bir şekilde birkaç kardeşler diyelim, kalabalık bir aile, bilinçli bir şekilde yazar olmaya karar veriyor. Yani daha ilk çağla diyelim, hayatın en başlarında diyelim, öğrencilik yıllarında. İşte bir kardeşi diyor ki ben müzisyen olacağım, bir kardeşi diyor ben şunu olacağım. Virginia Woolf da ben yazar olacağım diyor. Bu bilinçle yazarlık, yani okuma macerası ve akabinde yazarlık macerası başlıyor. Ve 20. yüzyılın modern İngiliz edebiyatının da diyelim en önemli isimlerinden biri oluyor bu maceranın sonunda. Modern romanın diyebiliriz, dünya romanının, dünya tabii, edebiyatının diyebiliriz rahatlıkla. Modern dünya edebiyatının, hı-hı, önemli isimlerinden biri oluyor. İlk yapıtını diyelim 1900'lerin başında yazmaya başlıyor. 1915'lerde yayınlanıyor ve ondan sonra ölümüne değin, yani 1941'e kadar o yazarlık serüveni devam ediyor. 1941, İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortası ve o kıta Avrupa'sını da, ada, hani İngiltere'yi de kıta Avrupa'sını da eşit derecede etkileyen o buhran, o savaş korkusu, o nasıl diyelim, o korku duygu, yani yoğun o karamsar dönem Virginia Woolf'u da etkiliyor. Çok zaten çok duygusal biri anladığım kadarıyla. Olaylardan, yani babasının ölümünden mesela çok etkileniyor. Böyle hayatındaki yani büyük, yani etrafına dönüp dolaşan olaylardan çok çabuk etkilenen, hem ruhen hem mental olarak çok çabuk etkilenen biri. O bilinç akışı tekniği de ona şey denk geliyor. Yani onun o ruhsal karamsarlığı veyahut da, ama bu bir zenginlik tabii onun için. O zenginliğe de tekabül eden bir teknik ve bunu da bilinçli bir şekilde kullanıyor. Ben hatta program öncesi Furkan'la konuşmuştuk. Yani acaba bu bilinç akışı tekniği onun o bu ruhsal gitgellerinden ötürü kendiliğinden gelişen bir süreç mi diye, ama hayır, yani Furkan beni ikna etti. O, yani o edebiyat eleştirmenliğinin getirdiği bir birikimle bilinçle bilinç akışı tekniğini gerçekten bir, hani taktiksel bir şey olarak, bir edebiyat tekniği olarak, bir strateji olarak hani buradan şunu da çıkartabiliriz. Sen güzel bir yere getirdin. İkinci Dünya Savaşı'nın çok etkilediği, ruhsal olarak çok etkilediği ve yıkıma götürdüğü iki yazar var. Birçok yazar var ama iki yazar meşhurdur bu konuda. Birincisi Wolf, ikincisi de Zweig. Şimdi Zweig'ın intiharı da onun kafasındaki tahayyül ettiği Batı medeniyetinin yerle bir olması, savaşta yerle bir olması onu bir tür bunalıma sevk ediyor. Zweig'ın ölümü de böyledir. Wolf'ün intiharı da, onun buhranlarını arttıran şey de savaşın gittikçe kızışması. O büyük insanlık idealinin, evet, çökmesi. Çöktüğünü görmesi. Bir de Victorian çağının görkemli hatırasını, yani işte o ideal Avrupa, üst insan, Avrupalı, hümanizm, bütün bunların yıkılışını görmek onu bir buhrana sevk ediyor. Fakat iki yazara baktığımız zaman Zweig gibi bir doğal anlatıcı, mesela o tercih etmiyor bilinç akışı ya da daha modernist teknikleri. Zweig daha doğal bir anlatıcı.
Fakat Wolf bu tekniği dönem için çok avantgard ya da çok yeni diyebileceğimiz bu tekniği bilinçli olarak tercih ediyor. Biraz karakteriyle de senin dediğin gibi yakın. Fakat İngilizceye, İngiliz diline, roman tekniğine hakimiyeti, eleştirmenliği ve bunun üzerine kafa yormasının da çok ciddi bence etkisi var. Jaleparla bu Don Quixote'dan bugüne roman kitabında 20. yüzyıl romanı derken işte Wolf'u, Conrad'ı, Lawrence'ı, Proust'la başlatıyor hatta. Joyce'u kastediyor. 20. yüzyıl romanı saatin tiktaklarına savaş açmış bir romandır diyor. Güzel. Burada da şey var işte, o zamanla ilişkisi bu yazarların, hem romanda zamanı kullanış biçimleri hem de içinde yaşadıkları zamanla yaptıkları bir hesaplaşma diyebiliriz. Çünkü demin işte Furkan da vurguladı ya, modern dünya bir şey vaat etti, modernizm bir şey vaat etti bütün dünyaya, insanlığa. Bu bir yeni insan eliyle yapılmış, kurulacak bir cennetti adeta. Dünyaya, dünyada bir cennet kurmak, ama dünyada, burada bir cennet kurmaktı modernizmin büyük ideali. İnsanın, bireyin öne çıktığı o çağdan bahsediyoruz. 19. yüzyılla başlıyoruz. 20. yüzyıl bunun, bu idealin çöktüğü, işte Avrupa'nın yerle bir olduğu, en nasıl diyeyim, görkemli şehirlerinin, siz kullandınız görkemli, hoşuma gitti. Ben de kullanmak istedim cümle içinde. Evet. En görkemli şehirlerin dümdüz olduğu, yani yara aldığı değil, dümdüz olduğu, hiçbir şey kalmadığı neredeyse. Şöyle hayal bir et. Dönem. Mesela o görkemli binalar, bugün görkemden gideceğiz galiba. İşte Victorian binalar, işte Victoria çağının Londra'sındaki görkemli binaları düşünün. O binalarda ve onu ortaya çıkartan ruh iklimindeki zaman kavramını düşünün. Bir de 1941'de Alman uçakları Londra'nın üzerinden geçerken karartma gecelerinde o bodrumlarda zamanın geçmesini bekleyen insanları düşünün. İki zaman arasında bir fark var. Bence bütün bu hikayeyi oluşturan şey o zaman farkı. Tam da burada işte yeniden Jaleparla'ya dönelim. Saatin tiktaklarına savaş açmış bir roman. Andığımız romancılar, Virginia Woolf da dahil ve en iyi örneklerini veren yazarlardan birisi, modernist yazarlar bunlar. Ama o ilk dönem, modernizmin ilk döneminin tersine neredeyse paradoksal bir biçimde geriye doğru bakarlar. Proust'u hatırlayın, o kurabiyeden bütün bir zamanı dolaşmasını. İşte Joyce'un bir günü sayfalar boyunca anlatmasını, yani tek bir, hatta şurada bir bellek alıntı, şimdi okumayayım, daha sonra okuyayım da, tek bir nesneden bir büyük anın açılması, genişlemesi, tek bir andan, tek bir zamandan büyyük bir zamana doğru sıçrama Epiphany. Çalışması. Joyce konuşurken geriye doğru değilmiş. Sıçrama. Aha. Varlık anlarını genişletmek, evet. Bulmak ve genişletmeye çalışmak. Bu aslında bir hayal kırıklığının neredeyse ürünü diyebiliriz. Hemen evvelinde yaşanan bir büyük travmanın ürünü veya bu travmadan kurtulma denemesi diyebiliriz herhalde. Zaman hani teorik olarak lineerdir ya, doğru bir şekilde akar gider. Yani biz bir diyelim klasik veya da çok basit bir anlatımda, hani romanda geçen bir ayı böyle gerçekten sayfalarca günü gününe anlatmak da bir kadim bir yoldu. Şimdi belki Furkan unutur diye ben söyleyeyim, yine Furkan'dan mülhem bunu hatırlatayım. Programın yine başında biz kendi aramızda konuşurken şunu demişti. Siz mi konuştunuz? Evet, sen biz seni bıraktın. Ne yaptınız? Yaptık. Kendi içinizde korsan tebliğ yaptı. Virginia Woolf'tan bahsederken hani çok gerçekte yaşanmış tarihsel bir olayı bir sayfada geçiştirip bir dakikalık veya birkaç dakikalık bir meseleyi sayfalarca anlatıyor. Yani zamanın doğrusallığını bozan. Kitabın yarısı bir öğleden sonraya anlatabilir. Geçiyor. Yani 10 yıl ise 2-3 sayfada geçiştirilebilir. Yani. Tiktaklara savaş şey açmaktan... Bunu da söyleyeyim. Tam bu. Estağfurullah. Tiktaklara savaş açmak dediğin konuyu hani bağlamak açısından söyledim. Tam bu. Yine Jaleparla
romanda yaşanan zaman ile anımsanan zaman arasında bir köprü oluşturur diyor. Bu romancıların tekniğiyle ilgili yaşanan zamanla romanda yaşanan o şimdiki zamanla kara kahramanın karakterin anımsadığı zaman arasında bir köprü oluyor ve romanın kurgusu tam bunun üzerine bu köprü üzerine inşa ediliyor. Şunu da atlamamak lazım. Yani hem dönemin şartlarından bahsettik, dinamiklerinden bahsettik ama bir de modern zamanların getirdiği bir şey var. Yeni bir birey tanımı var. Yani birazcık nesneyle, mekanla ve zamanla kurduğu ilişki değişmiş bir birey var. Aslında yerinden edilmiş bir birey var. Yerinden edilen bireyin nesneyle, somut olanla kurduğu bağ da yeni bir bağ oluyor. Yani bu birazcık nesnenin katılığıyla bilincin akışkanlığını bir araya getirme çabası. Şeyde, Wolf'te ve bunu Joyce'da da görebiliriz. Nesneler çok somuttur. Olaylar çok akışkandır. Çok bilincin içinde gerçekleşir. Mesela Wolf nesnelerle alakalı kitabında nesneleri çok enteresan kullanır. Onun ünlü bir öyküsü var. Katı Nesneler diye. Bu öykü şöyle bir şey. İki arkadaş bir kumsalda tartışıyorlar. Siyasetten ve kariyerlerinden tartışırken biri kumsalda toprağın içerisinde bir nesne buluyor. Bir cam parçası buluyor. Sonra o cam parçası üzerine bir hikaye inşa etmeye başlıyor. O nesneye, o önemsiz, ne olduğu belli olmayan atık nesneye bir kişilik, bir tarih, bir geçmiş yakıştırmaya başlıyor ve tutkuyla nesne aramaya başlıyor. Hayatı bununla geçiyor. Yani katı nesneyle üzerine kimlik inşa edebileceğin o neyse artık onunla bir bağ kurmaya çalışıyor karakter. Bilinci ona taşıyor. Yani bilincini ona transfer ediyor. Materyale transfer ediliyor. Yani aslında bir tür yani materyalist dünya karşısında insanın ruhunun da bir reaksiyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Bir tür bu katılığa bir bilinci zerk etme. Şey mi acaba yani refleksi de diyebiliriz. Şimdi söylediklerin üzerine düşünüyorum da biraz hani yanılıyor olabilirim. Sesli düşünüyorum derler ya. Yine deminki şeye gelelim. Demin söylediğimizi de düşünerek söyleyelim. Reddedilmiş ve bitmiş bir, geride bırakılmış ve reddedilmiş bir geçmiş var. Ondan sonra işte araya bir dünya savaşı, bir hayal kırıklığı ve sonra bir boşluk hali. Bu boşluğu bir şeyle doldurmak lazım. Bir yeni bir hafıza, yeni bir bellek inşa etmek lazım neredeyse. Bu romancıların, hem varoluşçuların hem de bu romancıların zaten bunlar şeydir hani biliyorsunuz birbiriyle paralel. Yani Freud bilinçaltını keşfeder, aynı anda neredeyse paralel olarak bilinç akışı da keşfedilir edebiyatta. Çünkü hani sadece edebiyatçılar, sadece yazarlar için söylenir ya bu zamanın ruhunu idrak etmek, teneffüs etmek ve zamanın ruhuna uygun yazmak filan. Bu bir seçim değildir çoğu zaman. Bu sanatçının, filozofun, hatta o zamanda yaşayan pek çok insanın mecbur olduğu bir şeydir neredeyse. Doğallıkla yaptığı bir şeydir. Doğallık kendiliğinden oluşan bir şeydir neredeyse. Freud dediğim gibi bilinçaltını keşfetmesi yazarlarda da keşfetmesiyle bu yazarlarda bilinç akışının ortaya çıkması paraleldir. Ve aynı zamanda Furkan'ın söylediği şey de dolayısıyla bir yeni bir tarih inşa etme ve o tarih daha toplumsal tarihten bireysel tarihe doğru gelir. Çünkü birey ortaya çıkmıştır artık. Ve dolayısıyla toplumsal bellekten bu tamamen önemini yitirmiştir demiyorum. Ama bireyin belleği edebiyatta örneklerini görüyoruz haliyle bakabiliyoruz. Bireyin belleği kendisini, kendi geçmişini ve kendi kişiliğini, bireyliğini keşfetmesinde bellek bir daha öne çıkıyor. Bu andığımız romanlarda en çok öne çıkan bence ağırlık noktası, kavramlar ve şeyler bunlar gibi geliyor bana. Bir de şunun altını çizmek lazım. Sen boşluktan bahsettin. Bir de kayıp var.
Şimdi Freud dedin. Freud'un ilginç bir tanımlaması, daha doğrusu ayrımı var. Yas ve melankoli üzerine. Yas, yani yas tutmak, kaybın ne olduğuyla ilgili bir bilgiye sahip olmaktır. Melankoli, kaybın ne olduğuna dair bir bilgiye sahip olmamaktır. Yani ikisinin arasındaki fark odur. Yasta ne kaybettiğinizi bilirsiniz ama melankoli halinde ne kaybettiğinizi bile bilmezsiniz. Wolf gibi yazarları hüzünle, üzgünlükle değil de melankoliyle bağdaştırmak daha isabetli bir tercih olacak. Çünkü aslında o kaybın ne olduğunu bilmemek, o bilincin akışkanlığını ve belleğin yeniden inşasını tetikleyen şey de o. Aa, çok ne güzel. Kaybettiğini bilmiyor ki. Yani bu yüzden yeni bir bellek inşa etmesi gerekiyor. Bu bir şey değil. Bugünkü melankolik edebiyatta, edebiyatı eseri aşağı çeken melankoliden bahsetmiyoruz. Çünkü Wolf hakikaten çok güçlü bir yazar. Hatta hani sen bir bilinçsizlik, Furkan seni ikna etmiş ya, bir de ben bir bilinçsizlik halinden mi acaba demişsin ya. Ya öyle bir bilinçlilik hali ki, bir aşırı bilinç hali ki. Evet. İntihar notunda bile mesela bence çok, nasıl diyelim, dokunaklı bir intihar notudur. Hani bir bilinçsizlik yok orada da. Bir bilinç kaybı yok. Kocasının adını şimdi unuttum. Felix gibi geldi ama büyük ihtimal değil. Kocasına bana yaşatılabilecek en mutlu hayatı yaşattın. Çok mutlu zamanlar geçirdik ama diye devam ediyor. Bu aşırı bir bilinç hali demek. Ve zaten hani sen de bahsettin. Veya ben sen söylerken benim aklıma o geldi. Sürekli bir bilinç yoğunluğu öyle yükseliyor ki dahilik, daha doğrusu bilinç dışıyla bilinç arasında gidip geliyor gündelik hayatında. Delilik demiyorum ama kesinlikle. Düşsellik bazen belki. Çok zeki olduğunu zaten söyleniyor. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Bu bir neredeyse aşırı yüklenmeye sebep oluyor yer yer hayatında. Ve hatta Semih Gümüş'ün galiba yazısında geçiyordu. Bireysel olarak da çok zor bir karakter olduğunu, tam bu kelimelerle olmasa da, ifade eden bir metni var. Çok büyük bir edebiyatçı ama bireysel olarak da yer yer çok zor karakterlere, bir karaktere dönüştüğünü söylüyor. Bir de şu var, şu daha önce Joyce konuşurken de çok altını çizdiğimiz varoluş anları, o anı yakalama, belki hani biraz zor karakterlerin, aşırı bilinç halinde olmanın da etkisidir bu. Tabii bütün bunların babası diyebileceğimiz Kierkegaard'ın ilginç bir saptaması var. Diyor ki yaşam geçirdiğiniz yılların sayısına göre değil, varoluş anlarınızın sayısına göre ölçülmelidir. Yani zamanı zaten bozuyor. Yıllara göre değil, kendi varlığınızın idrakine vardığınız ya da varmaya çabaladığınız o çabanın sayısı kadar sen sensin ve o kadar hayattasın. Kişinin ömrü tek bir andan oluşur aslında. Kim olduğunu fark ettiği andan, diyor Borges'de. Hatta bir öyküsünde, öykünün adını hatırlayamayacağım. O tek bir andan bahsediyor. Kierkegaard'a anlardan, o var olma anlarından bahsediyor. Borges aynı zamanda iyi bir Virginia Woolf çevirmeni. Değil yani, mi? Evet, o tabii geri gelmişken de söyleyeyim, yani çok severek çevirilmiş. Evet. Ben de Furkan'a bir ek yapayım. Wolf aynı zamanda iyi bir Joyce düşmanı. Joyce'u sevmediğini okudum ben. Hatta metinlerini de çok, çok aslında benzer. Yani neredeyse edebiyat tarihinde yan yana yazılabilecek kadar benzer teknikler açısından olmalarına rağmen ve çağdaş olmalarına rağmen değil, belki de çağdaş oldukları için hiç sevmiyor Joyce'u Wolf. Yani Joyce'da ki, yani Joyce olan öfkesi belki sebebi başkadır. Ben ondan bağımsız olarak da yeri gelmese de söylemek istiyorum. Bir de tabii Wolf'un hani günümüzdeki önemi, feminist hareketin en önemli isimlerinden biri ola gelmiş olması, o gün yazdığı dönemden itibaren hem kadın meselesine bakışı, yani işte bu dönemin İngiltere'de okula gidememiş bir insan, yani kız çocuğu olduğu için okula gönderilememiş bir birey, oradan geliyor yani bu diyelim tarihsel olarak ilgisi. Ve hani yapıtlarındaki kadın figürleri, kendisinin hayatı, kendisinin
tanıdığı eş dostuyla, kardeşiyle, çocuklarıyla, düzeltiyorum, eşleriyle olan durumu vesaire. Tamamen bir, yani güçlü bir feminist kadın var karşımızda. Yani biz hani Türk edebiyatında diyelim Halide Edip'ten bahsederken ben net bir şekilde tartışması bir feminist yazardır demiştim. Hani ondan daha da güçlü bir yapabileceğimiz, hı hı, bir vurgu da Virginia Woolf için. Yani feminist hareketin hala böyle diyelim kendine ait bir oda mıydı? Hani tabii, elden tabii. O meşhur elden ele gezen ve hiç eskimeyen kitabı da yani şeydir. O feminist literatürün köşe başlarından biri olmuştur. Bu ve olmaya da devam edecek. Arka kapakta okudum diye, hı hı, hatırlıyorum. Feridun Andaş'ın yazısıydı sanırım. Orada bu günlüklerinin çok az bir kısmının çevrildiğinden bahsediyordu. Hı hı. Bu da enteresan. Çok fazla yani, ama günlükler. Çok fazla yani 20 cilt var mi? Öyle bir şey, evet, olması, evet, lazım. Büyük bir yekün var. Hı hı. Fakat çok az bir kısmı çevrilmiş. Ben de şaşırdım yani. İnsan açıkçası bir artık klasik haline dönüştüğü için çevrilmeyen metnin, hı, olmadığını düşünüyor ama varmış. Hı. Aynı şey Andrejit için de söylenir. Çevrilmemiş günlüklerden bahsedilir. Bunu da bir antiparantez olarak. Günlük meselesi sanırım, yani ben hani daha şey bakayım, yayıncılar için ticari mi değil, belki de o yüzden. Yani günlük hiçbir zaman bir roman kadar ilginç. Günlüğü yani bir yazarın tüm romanlarını okumuş bir okur için bile cazip gelmeyebilir. Ya bu bir şey değildir, hani niye cazip gelmiyor diye sormuyorum ama bir yayıncı için hakikaten cazip de olmayabiliyor. Ama yani Wolf gibi bir yazar için, yani mesela Kafka'nın günlükleri de tuğla gibidir tabiri caizse. Ben okudum baştan sona. Zor ama. Çünkü niye baştan sona diye vurguluyorum. Kendimi övmek için değil. Çok zor günlüklerdir. Evet, elbette o zaman zaman o Kafka'dan beklediğin varlık anları mı demiştim? Varlık anları. Yani. Varlık anları var, onları görüyorsun. Ama genelde çok günlük olduğu için çok günlük meseleler. Hani aslında ilgini çekmeyen edebiyat tarihçilerin elbette her ayrıntı ilgisini çeker ama benim seviyemde bir okurun, Kafka'ya benim gibi yaklaşan bir okurun ilgisini çekmeyecek ayrıntılara doldur. Dolayısıyla zor ilerler. Ama Kafka'nın günlükleri yayınlandı. Kafka, Wolf'un popülerliği de Kafka'dan az değil Türkiye'de. Dolayısıyla o da yayınlanabilir gibi geliyor bana. Erkan'ın bahsettiği yayıncı refleksi bence devreye giriyor. Herhalde bunu romanları kadar ilgi çekeceğini ya da ticari bir değeri olacağını düşünmüyor. Ben diyorum ki Kafka'nın günlükleri ilgi çektiyse Wolf'inki de ilgi çeker. Buradan yayıncılara seslenmiş olalım. Wolf'un çevrilmeyen günlükleri var. Şeyler filan, romanlarının adlarını bile daha hepsini anmadık ama ben dalgaları ayrıca önemsediğimi, neredeyse bir ders kitabıdır bir genç yazar için. Neredeyse bir ders kitabıdır. O ritmin yükseliş alçalışı, hakikaten bütün bir romanın dalgalar, o dalgaların ritmiyle yazılmış olması açıp ders niyetine okunacak bir metindir. Onu en azından almış olayım, ben eksik kalmasın. Furkan bitireceğim, evet, ben vücut dili bitireceğim vücut demeye başladı. Anladın sen beni. Şimdi bu hafta elimizdeki kitaplar, meşguliyetlerimiz, onları konuşalım. Oraya, o aşamaya geçelim isterseniz. Aykut, sende ne var? Ben çok keyifle okudum. Okudum demeyeyim, okumaya devam ediyorum. Bitmek üzere ama çok keyifle okuyorum. Güzel Sayfa, Popüler Edebiyatın Sapa Yolları. Mehmet Can Doğan'ın hazırladığı kitap Çolpan Yayınları'ndan çıktı. Neden ayrıca bir keyifle okuduğumu belirttim. Bir kere Mehmet Can Doğan'ın şairliği, dolayısıyla dil zevki, hem iyi bir akademisyen olması, o dil zevki bütün bu metinleri çok lezzetli metinler haline getiriyor. Ne bu metinler peki? Bu Güzel Sayfa ne? Kitaplıkta, pek çoğu Kitaplık dergisine yayınlanan metinler bunlar. Edebiyatın bir anından, Türk edebiyatının bir anından yayınlanan bir metinden, eski dergilerde yayınlanan bir metinden yola çıkıp bir dairesel, onun deyimiyle bir dairesel arama yapıyor Mehmet Can Doğan. Yani o metin yayınlandığında ne olmuş, nasıl karşılık bulmuş, ona nasıl metinlerle karşılık verilmiş, o metin yayınlandığında yazar ne yapıyormuş o sırada veya yakınlarda ne yazmış, o metini hangi sahiplerle oluşturmuş, tam bir kuyu kazma işi. Ve hazırlayan için zahmetli
Ama bir iş iğne ile kurt kazma işi. Evet. Okuyan için çok keyifli. Birkaç şöyle örnek vereyim hemen. Mesela Ahmet Haşim'in Merdiven şiiri üzerinden. İşte Tanpınar'ın ilk yazısı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yayınlanmış ilk yazısı üzerinden. Tanpınar'ın Ensesi diye bir bölüm var mesela. Tanpınar'la Tanpınar'ın çekilmiş bir fotoğrafı ile destekleniyor. Bir dakika, orada hemen ismi yanlış söylemeyeyim. Adile Aydan'ın edebi hatıralarından bir bölüm. İşte Tanpınar'la Adile Ayda bir minibüse, dolmuşa biniyorlar. Tanpınar aynı zamanda okul, daha önce de şeyde İstanbul Üniversitesi'nde yıllardır beraber çalışıyorlar hala hazırda. Selamlaşıyorlar. Tanpınar Adile Aydan'ın arkasında olduğunu biliyor tabii, ensesine baktığını. Diyor ki anlatırken Adile Ayda, o ensesine baktığımdan anladım diyor. Ensesine her an baktığımı düşünüyordu ve rahatsız oluyordu. Bir süre sonra indi hemen. Dayanamadı, indi diyor geleceği yere gelmeden. Şunu söylüyor bununla, yani Tanpınar'ın o evhamlı kişiliğiyle ilgili bir ipucu olarak bütün bu Mehmet Can Doğan bunun yanına yan metinler koyuyor. Dediğim gibi onun tam enseden çekilmiş bir fotoğrafını koyuyor üniversitede ders verirken filan. Nazım Hikmet'in Yalmayak Hasreti Eski Anadolu diye bir yazı var. Abdülhak Hamit'in Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmesi. Mesela biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Daha doğrusu dedikodusu. Resmen bir adaylık yok. Abdülhak Hamit'in eşi böyle bir şey olduğunu iddia ediyor. Lucien. Evet. Böyle bir şey olduğunu Lucien iddia ediyor. Lucien söyleyince de belki. Evet. Yani, vereceklerdi Nobel onu, Nobel'i Abdülhak Hamit'e. Fakat dönemin iktidarı engel oldu filan diyor. Bunu araştırıyor mesela Mehmet Can Doğan. Ya böyle çok ilginç, işte ilk Atatürk, yayınlanmış ilk Atatürk şiiri. Hmm. Mesela bir ilginç başlık da bu. Necip Fazıl'ın İstiklal Marşı. Yazdığı İstiklal Marşı. İşte daha sonra Büyük Doğu Marşı diye bilindi ve var zaten kitabında şeyde de. Şiir kitabında da var Çile'de. Devam ediyor. Yusuf Atılgan üzerine, Edip Cansever, Özdemir Asaf, Sezai Karakoç'un Mona Rozası üzerine, Cemal Süreya, Ülkü Tamer üzerine. Çok ilginç, çok güzel edebiyat tarihindeki o gene ödünç alayım, varlık anları. Buraya da ben bunu kelime çalasım var sizlerde. Görkemli varlık anları. Görkemli varlık anları. Yorum spotu olsun bari. Yani bu kitap bir program olsaydı kardeş program olurdu. Kardeş program olurdu. Hatta ben bu kitabı bu sefer hediye edeceğim. Valla çok mutlu olur. Tam bir nasıl ilişki geliştirdiniz. Ben gerçekten anlamadım. Aranızda ön program yapmıştınız, kıskandım. Sürekli bu kitap hediye etmeler. Yani hiç ben mesela mevzu dışındayım. İlginç bir şekilde. Ben uzak mesela, kalıyorsun bize. Ben de mi seninle program öncesi ön program, seninle kitap hediyeleşmesi sizli. Tam ortadaki adamsın ya. Kazanan adam Erkan. Bende çok önemli bir kitap var. Gönül Alpay Tekin Hoca'nın hazırlığı. Daha doğrusu Gönül Alpay Tekin Hoca'nın çalışmalarından terkip edilen ve editörlerinin ismini anmamız gerekiyor. Çok sıkı bir çalışma çünkü. Selim Sırrı Kuru ve Sibel Kocaer. Yeditepe yayınlarından Simurg'un kanadı. Gönül Alpay Tekin'in 21 makalesinden terkip edilen ikinci kitap bu. İlk kitapta Hayat Ağacı. Yine hocanın çalışmalarından. Yeditepe'den mi çıkmıştı o da? Evet. Hı hı. Bu da ikinci kitap, Simurg'un kanadı. Hayat Ağacı'ndan sonra ortaya çıkan. Bir tür bir imge yolculuğu diyebilirim. Çünkü mitolojiyle, Yakın Doğu mitolojisiyle, Fars, Mısır, Anadolu mitolojisiyle İslam sonrası edebiyatın kesiştiği noktaları, benzerlikleri, arketipleri, mitleri araştıran, karşılıklı okumalara yer veren, o tarihin bir anında ortaya çıkan imgenin kültürün değişmesiyle, dönemin siyasal koşullarının değişmesiyle, zamanın akışkanlığında aslında kaybolmadığını, tekrar başka bir kisve altında ortaya çıktığını anlatan, edebiyatın o geniş zamanı, o büyük saatini vurgulayan bir eser. Muazzam, çok da senin ilgini çekecek bir kitap Aykut Bey bu arada. İlgini dinliyorum. İşte mesela bu konuşmasını, bunu sana hediye ediyorum
Ama taçlandırması gerekiyor. Aynısını yapmıyor. Aynısından sende de var. Var. Ama yani öyle yapacaksın ki ben de sana daha sonra hediye edeceğim. Yani örnek vereyim yani. Mesela böyle çok soyut anlattım. Örnek vereyim. Şahmeran hikayesini hepimiz biliriz. Hoca Şahmeran hikayesini 2. Murat döneminde yazılan, daha doğrusu 2. Murat dönemindeki bir Şahmeran anlatısını Abdi'nin Camasp namesi üzerinden değerlendiriyor ve şöyle bir sonuca çıkıyor. İki koldan, kültürümüze iki koldan giren bir Şahmeran anlatısı var. Birincisi Helenist kültürden etkilenmiş Yahudi mitolojisinde içeren bir Şahmeran anlatısı var. Öteki de Mezopotamya ve Mısır geleneği. Bu ikisi arasındaki farklar, bu farklardan yola çıkarak önemli sonuçlara ve tespitlere varıyor. İnanılmaz zevkli de bir kitap. Böyle sürekli aydınlanma anları, varlık anları demeyeyim ama aydınlanma anları yaşıyorsunuz kitap boyunca. Şöyle yeni terkipler yapalım. Görkemli anlar. Görkemli aydınlanma anları. Yok, tamam peki. Yani Yeditepe'yi de tebrik etmek lazım. Gönül Alpay Tekin çok önemli bir değer. Özellikle makaleleri, bizde şey geleneği azdır, makale okuma. Özellikle akademik makaleleri, şimdi artık erişim çok kolay. İnternette ya da akademik sitelerde bulabiliyorsunuz ama makale okuma geleneğinden çok bizde kitap, makalelerin kitaplaşması tercih ediliyor. İyi ki bu makaleler bir araya getirilmiş. Bir araya getirilirken de düz bir kronoloji izlenmemiş. Konu bütünlüğüne göre sanki makaleler değil de bir kitap. Baştan bir editoryal emek kitap, de var yani. Çok ciddi bir editoryal emek var ve çok titiz hazırlanmış. Başkası ben çok etkilendim bu çalışmadan. Bizim için hani benim gibi özellikle mitlere meraklı, bu anlatılarla bugün ne yapacağını düşünen, en azından deneyenler için çok kıymetli bir çalışma. Mesela Simurg anlatısının kökenleri, etimolojisi, yani hep bir ezberimiz vardır. Simurg 30 kuş, Farsça'da 30 kuş. Ne acaba? Hoca mesela bunu soruyor. Öyle mi? Yani bunu soruyor ve o etimoloji üzerinden, dil bilim üzerinden bunun başka türlü de olabileceğini anlatıyor. Ve oradan başka yerlere de gidiyor mesela. Şöyle iki tane olsun bende, ver onu sen bana. Bizim arkadaşlar var bu konuları. Adam alıştı. Bu da benim sana hediyem olsun o zaman. Ya bu arada Erkan, benim bir 20 sayfam kaldı onda. Ülkü Tamer'in itlerindeyim. Tamam, bitirince hemen programdan sonra okuyayım öyle. Alırız. Bitirmemiş kitabı. Bitmeden de vermiş olmayayım diyorum. Bende Babil diye bir roman var Can Yayınları'ndan. Yasmina Reza isimli İran asıllı, ilginç İran asıllı Rus mühendis bir baba ve Macar kemancı bir annenin kızı olarak Paris'te dünyaya geldi. Doğrudan bir roman karakteri olarak inşa edilmiş. Roman karakteri galiba. Şöyle önce bir kendi kendime şey dedim doğrusu. Ya bu bilgiyi bize niye veriyorlar ki dedim özgeçmişte. Ama sonra hani bilgi de ilginç bilgi, niye verilmesin ki? Hani önce bir böyle antipatik geldi. Hani bir pazarlama çalışması mı bu da diye düşündüm ama sonra haksızlık ettiğimi fark ettim. Yani pek çok yazarın elbette biz hele böyle nasıl diyeyim multikültürel çağda böyle hikayesi olan biyografileri elbette yayıncılar veya yazarlar okura sunuyorlar. Bunda garip bir şey yok. Sonra haksızlık ettiğimi düşündüm. Ödüllü bir romancı Yasmina Reza 2016'da bu kitapla, Babil kitabıyla Renaudot Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüş. Paris'te yaşadığını söylemiştik değil mi? Evet. Yani Fransızca aslında. Tabii evet. Fransızca yazılmış bir roman. Şöyle romanın konusundan bahsetmek en zorudur ya. Şöyle bahsedebiliriz. Bir kere romanın mekanı, atmosferi tam bir mutsuz küçük burjuvalar. Paris'te mutsuz küçük burjuvalar. Hatta mutsuz ve yaşlı, orta yaşı aşmış küçük burjuvalar arasında geçiyor. Karakterlerin hepsi aşağı yukarı böyle. Önemli karakterlerin hepsi böyle. Ve mutsuzlar. Bu ama işte Dünya Savaşı sonrası mutsuzluk gibi bir mutsuzluk değil. Bu biraz neredeyse konformist bir mutsuzluk. Ve
Ve evet, ilginç bir şekilde onlar da bir, en azından romanın atmosferi üzerinden söylüyorum, bir yabancılaşma yaşıyorlar. Hatta roman bir polisiye. Katil Jean Lino, kesin yanlış telaffuz ediyorumdur ama Lino 60 yaşında bir adam, alt komşusu romanın anlatıcısının, karısını kedilerine tekme attığı için öldürüyor. Deyince hemen Camus aklınıza geldi herhalde. ama Camus 1942'de yapmıştı bunu. Ben küçük bir orada soru işareti oluştu bende. Hani o varoluşçuluk bugün aynı yoğunluk ve şiddette gerçekten de yaşanabilir mi? Bu roman kötü anlamında söylemiyorum. Romanın sorduğu soru bence biraz da bu. Aynı sahicilikte yaşanabilir mi? Yaşanan bu yabancılaşma gerçek bir yabancılaşma. Biraz şey gibi, hatırlarsan bir bölüm Aytmatov konuşmuştuk. Erkan şey demişti. Kimse şeker köyünde doğmadı. Sovyetlerin şeker köyünde doğmadı. Kimse Albert Camus gibi bir kara ayaklı mıydı? Kara ayaklı olarak Cezayir'de doğmadı ve İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımıyla karşılaşmadı. Yani daha doğrusu Camus gibiler ve Camus ve çağdaşları. 2000'li yıllarda, modern dönemde bunun karşılığı olan olay ya da vakalar ya da şu olabilir neresi, belki sorusunu sormak lazım. Hani gerçekten okurken bu soruyu sordum. Şu olabilir belki, Dünya Savaşı değil de mesela neoliberalizm benzer bir Chulhan'dan ödünç alırsak kavramı, ruh yangını, ruh yanmasına sebep oldu. Sebep olmuştur belki de, oldu çünkü. Tamam, Dünya Savaşı fiziksel kayıpların, öncelikle fiziksel kayıpların ardından da elbette travmaların olduğu bir dönem. Şimdi yaşadığımız travmalar Dünya Savaşı sonrası, hemen sonrası olmasa da ruhlarımızın çürümesi, yanması açısından daha az mı diye soruyoruz ister istemez. Ya da o ruhun yanması meselesinin formülü, anlatıcı formülü ne? Yani bir şey olması lazım. Öz farklı olduğu zaman biçimin de değişmesini bekleriz. Bu biçimsel değişikliği nasıl izleyeceğiz? Camus bir biçim getiriyor. Wolff'ten bahsettik. Hı hı. Evet, dönemin psikolojik altyapısı, olaylar, dünyanın değişimi onu başka bir biçime yöneltiyor. Yani doğru. Şimdiki değişen öz, evet, bütün bu etkiler bize hangi biçimi hediye etti ya da hangi biçim ortaya çıkıyor sorusu bence böyle kocaman bir soru işareti, evet, olarak bu bir masada. Soru. Yani evet. Ve son, en sonunda şunu söyleyeyim. Yine belki de aynı zamanda Wolff'e de hazırlanırken belki denk geldi benim zihnimde ama bu karakterler de Stalovey gibi değil ama zamanın içinde bir ana, hatta romanda böyle bir yerin de altını çizmişim. Zamanın içinde kendine ait bir an diye bir şey geçiyor. Bir ifade geçiyor cümle arasında. Zamanın içinde kendine ait bir anda sıkışıp kalmış karakterler. Fransız orta sınıfı, mutsuz küçük burjuvalar ve sıkışmışlar orada. Ve absürtlük dolayısıyla ortaya çıkıyor. Camus'un absürdünü andıran bir absürtlük ortaya çıkıyor. Dediğim gibi aynı zamanda bir polisiye, muzip, güzel de bir yer yer neşeli, tamamını öyle diyemem elbette ama bir dili de var. Bence ilginç bir roman. Çok güzel bir kapak tasarımı var. Evet. Peki al, tamam hadi. Teşekkür ediyorum. Muhtemelen Utku Lomlu imzalıdır. Can Yayın'ın kapaklarında Utku Lomlu'nun kitap kapağı yaklaşımı, yani ben yaklaşık 20 yıldır takip ediyorum. Hı-hı. Sürekli iyiye doğru gidiyor ve giderek daha böyle, nasıl diyeyim, daha imajinatif, böyle daha semboller üzerinden de, yani kelimeler kitabın isminden, evet, de sanat yönetmeni şekil oyunları yaparak. Kapak ödüllü tasarımı Bilal Sarıteke. Hı-hı. Ama Utku Lomlu'yla beraber. Hı-hı. Evet. Evet, anladım. Ödüllü ve çok iyi bu arada hakikaten tasarımcılarımız ortaya çıktı. Bir arada o konuşulabilir. Türkiye'de kitap kapakları bir konuşulabilir bir gerçekten konu bence. Çünkü yeni bir şey bu.
kitap kapakları daha önce bu kadar öne çıkmıyordu. Son yıllarda alternatif, sosyal medyada bir de alternatif kitap kapakları da var. Yani hiçbir zaman basılmayan ama böyle de yapabiliriz denilen kitap kapakları bu da var. Bu iyi bir konu. Yani 40'larda 50'lerdeki kitap kapakları, gerçek unutulmaz kapaklar da var. Tabii öyle ressamların, Abidin Dino'nun çizdiği falan özellikle. Eski Said Maden'in kapakları, evet. Erkal Yavi'nin, hani grafik sanatçısı diye geçen eskilerde o isimlerin yaptığı çok muazzam unutulmayan kapaklar var. Hani bir ne diyelim, Cağaloğlu'nda bir Cağaloğlu'nun kapak serüvenini konuşsak yeridir. Çok güzel olur. Hı-hı. Bu arada dersi kaynattık abi. Evet. Benim kitabımı konuşuyoruz. Benim kitabıma geçeceğiz. Benim moderatörlük yapasım geldi. İki bölümdür nedense bir darbe havası alıyorum program için ama geçiştiriyorum. Benim kitabımda okuduğum ve etkilendiğim, bazen durup dururken aklıma gelen, karakterleri aklıma gelen, ya şöyle de bir adam vardı, şöyle de bir insan vardı dediğim bir kitap, Mithat Enç'in Uzun Çarşı'nın Uluları, Ütüken Yayınları'ndan çıkıyor. Bir öykü kitabı, Gaziantep'te 20. yüzyılın başlarında yaşamış çarşı esnafı, ahaliden tipler ve Mithat Enç'in bunları aktarmadaki muazzam başarısı, güzelliği bu kitabı unutulmaz yapıyor. Biraz Mithat Enç'ten bahsedeyim önce. Sonra da Uzun Çarşı'nın Ulularından ve diğer kitaplarından da bahsederiz. Mithat Enç, bu arada Mithat değil. Yani ona arada H harfi yok. Söylerken özellikle ona dikkat ediyorum. Mithat Enç diye geçiyor. 1909 yılında doğuyor Antep'te. Ve 20 yaşındayken sanırım, yani üniversiteye gittiği ya da gideceği dönemde gözlerini kaybediyor. Görme yetisini kaybediyor. Ve hukuk okumak isterken dede mesleği, dedesi bir hukukçu Antep'te, eğitim hayatını değiştiriyor. Ve özel eğitim, yani o dönem için diyelim Türkiye'de de olmayan bir durum. Yani görme engellilerin veyahut da zihinsel engellilerin eğitim almasını sağlayacak şekilde özel, yurt dışında özel eğitimler alıyor. Bir pedagoji eğitimi alıyor. Türkiye'ye bir pedagog olarak dönüyor. 30'larda, 40'larda diyelim. Ve Türkiye'de bugün modern pedagojinin, yani Cumhuriyet döneminin modern özel eğitim kurumunu bir müesses olarak söylüyorum. Doğrudan bir okul ismi de onu da yapıyor tabii de. Genel olarak bir özel eğitim fikrini ülkemize getiriyor. Yani Tahir Alangu'dan bahsederken şunu demiştim. Yani Cumhuriyet'in işte yetiştirdiği gerçek, işte özlediğimiz öğretmen tipidir ya Tahir Alangu. Mithat Enç de tam olarak böyle biri. Yani bizim Cumhuriyetimizin yetiştirdiği, diyelim örnek almamız gereken, unutulmaması gereken, ismi hani okullara, yollara, sokaklara, caddelere, binalara verilmesi gereken bir eğitimci. Ve işte hatta Milli Eğitim'e gidiyor, yurt dışından gelmiş, diyor ki ya ben diyor körler okulu açacağım diyor. Ya diyor sakatların eğitimi için çaba sarf edelim, kurumlar açalım. Ya diyorlar biz sağlamları eğitemiyoruz. Sakatlarla mı uğraşacağız? Yani dönemin böyle pejoratif tabirleriyle kovalıyorlar Mithat Enç'i. O kapıdan kovalanıyor, bacadan giriyor. En sonunda Ankara'da Körler Okulu'nu kuruyor. Körlere özel eğitim veren bir okul. Yani bu bütün hani pedagojik temelleri olan, dünya çapında diyelim böyle evrensel. Benzer okullar kuruyor. Altı Nokta Körler Derneği'ni kuruyor. Yani Türkiye'deki körlerin eğitimi için çok uğraşıyor. Hayatını buna vakıf insan. Yani Mithat Enç biraz böyle çok kitaba gelemeyeceğim Mithat Enç övmekten. Ve bir yandan da çocukluk yıllarındaki Antep'i anlatıyor. Uzun Çarşı'nın Uluları kitabında, Bitmeyen Gece'de kişisel otobiyografik bir roman. Bir de Selamlık Sohbetleri var. Bilimsel kitapları, çevirileri haricinde bu üç edebi eseri bence Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri. Uzun Çarşı'nın Uluları da Türk Edebiyatı'nda yazılmış, Türkçe'de yazılmış en güzel hikaye ya da öykü kitaplarından biri. Antep'te işte çocukluğuna şahit olduğu insanları anlatıyor. Ama bu bize 20. yüzyılın ilk çeyreğinin, diyelim veyahut da 30'ların, 40'ların insanı üzerine, toplumu üzerine müthiş fotoğraflar veriyor. Gördüğü yıllardaki, hani hafızasının, hani gözlerinin açık olduğu dönemlerde kaydettiklerini, gözleri perdelendikten sonra hiçbir kayıp yaşamaksızın hala zihin dünyasında görüyormuş gibi yazabilmesi müthiş bir yazarlık mahareti, müthiş bir hafıza
diyelim insan zenginliği. İnsan zenginliği. Yani o karakterler uzun çarşılarında bahsettiği motifler, arketipler. Yani bunlar gerçek insanlar ve şimdi bugüne bakınca bir tür yani küçük çaplı bir dizinin kadrosu gibi bir insan prototipiyle karşı karşıyayız. Yani bir tür çölleşme de var. Bana her zaman onu anımsatıyor. Aslında kaybolmakta, neredeyse unutulacak halde unutulmakta olan kişilerden, maalesef unutulmakta olan diyebiliriz, kişilerden neredeyse kaybolmakta olan bir kültürün taşıyıcılığını yapıyor. Belki de bu sayede hatta kaybolmayacak diyelim. Çünkü o duyguyu, o atmosferi bize, okura taşıyor. Okuduğumda sana çok hak veriyorum. Öykü mü, hikaye mi, yoksa anlatı mı? Hani kurgusal olmayışı dolayısıyla o ayrı ve teknik bir mesele elbette ama Türk Edebiyatı'nın en iyi, en lezzetli metinlerinden birisi. Hem dil açısından hem de teması, içeriği açısından. Türkçenin böyle kanat kanat yükseldiğini hissediyorsunuz okurken cümlelerde. Türkçenin görkemi. Görkemi, görkemi. Nihat Genç bu kitap için şey der. Yani Türk sinemasının yazarları, senaristleri ne yapıyorsunuz? Niye bu kitabı keşfetmiyorsunuz? Peşine düşün bu kitaptan. Hani her karakteri ayrı bir film, her kitap, evet, her karakteri ayrı bir zenginlikle çok katmanlıdır. Yani biz Antep'ten çok daha fazlasını buluyoruz bu kitapta. İnsandan çok daha fazlasını, yani dönemin insanını kastediyorum. Yani burada 20. yüzyılın ilk çeyreğini anlatırken, Antep'i anlatırken biz çok evrensel, çok Türkiye'nin geleceğine de, Türkçemize de ışık tutan bir öykü kitabından bahsediyoruz. Nihat Genç'in o serzenişi de haklıdır. Yani bu kitap gerçekten, yani baskı sayısı itibariyle, yaygınlık itibariyle çok daha fazlasını hak eden bir kitaptır. Nasıl diyeyim, yani benim evin mirasıdır yani bu kitap. İnşallah yani çoluğuma çocuğuma büyüdüklerinde alın okuyun diyebileceğim bir kitaptır. O yüzden benim kitabım hani başlığını böyle tam dolduran bir kitaptır. Uzun Çarşın Olur. Allah rahmet eylesin. Mithat Genç'i biz 90'ların başında kaybettik. Bu vesilede anmış olduk Mithat Genç'i. Tabii Antep'te öyle zengin bir kültür ki eline kalem alan ve yazmaya başlayan birini Onat Kutlar'ı hatırlıyorum bu arada. Ya, Ülkü Tamer'in Anne Ben öykülerini de anmak lazım. Hatırlıyoruz, yani. Evet. O insanla, o zengin kültürle karşılaştığı anda yazmadan edemiyor. Çok diyelim. Kısa bir zamanımız kaldı. Dergileri ihmal ettik. Bir önceki sayısını ihmal ettim. Bu yeni sayısını onunla bari bitirelim. Tanıtayım. En azından göstereyim. Onunla bitirelim. Tamam. Evet. Çare. Çare dergisi sırların sırrına ermek için mottosuyla yayın yapıyor. Elimizdeki 6. sayısı bir torpil geçtiğimi düşünmezsiniz inşallah. Çünkü dergi Yozgat'ta çıkıyor. Hüseyin İlmi Aslan'ın da mutfağında olduğu yayın yönetmeni Mustafa Mete çıkarıyor dergiyi. Mustafa Çiftçi'den öyküler, Ala Elçil'in bir yazısı, Şiirin Kapısında Bir Kimsesiz, Siyami Yozgat la yapılmış Dünyadaki Kaos Şiirsizliktendir başlıklı çok iyi bir söyleşi. Ahmet Albayrak'ın Sezai Karakoç şiirlerinde Peygamber Aşkı'nın izleri çok faydalanarak okudum diye bu seferlik böyle kısa hemen göstermiş olalım Çare dergisini. Peki. Bu hafta yine bitirdik süremizi. Hızla tükettik. Haftaya burada olacağız. TRT2 ekranlarında. Görüşmek üzere.